belalı. Artık korkak olmadığını biliyorum. Korkmuyorum. Artık tek engel burası. Tek engel bu parmaklıklar. Seni seviyorum. Hayırlı işler oğlum. Banu, hayatım geç kalıyorsun. İner iner oğlum, merak etme. Aa, benim telefonum çalıyor. Hadi selametle. Alo. Günaydın. Sabah sabah seni rahatsız ettim ama bir şey sormam lazım. Pardon, kimsiniz? Benim be kadın, ben. Ha şöyle. Ben de diyorum kim bu kibar kibar konuşan? Numarayı tanıdım ama. Bilmez diyorum böyle kibar kibar konuşmayı. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de işte tam tanıdığım Handan Hanım'la konuşuyorum. Öyle kılık kıyafet değiştirip, saçları kestirip, koca koca gözlükler takmayla olmuyor bu iş. 40 yıllık kâni olmuyor yani. Ne istiyorsun? Handan Hanım. Kuzey gidiyor buralardan. İyi mi ediyor, kötü mü ediyor bilmiyorum. Anası olarak soruyorum sana. Bu herifler dandik bir iş mi çeviriyorlar? Hangi herifler? Yani sen bir şey biliyor musun diyorum. Bu pazarlığın aslı astarı var mı? Ne pazarlığı? Güney demiş ya Kuzey'e. Sen buradan gidersen Barış Cemre'yi serbest bıraktıracak diye. Senin bu işten haberin yok mu? Var tabii canım, olmaz mı? Yahu herif yeniden ifade verecek demiş ama hala bir ses seda yok. Ne oldu, ne yaptı bu adam? Caydı mı yoksa? O kadarını bilmiyorum. Kuzey'in gitmesini ben de istiyorum. Buradan uzak olursa kafası dinç olur hiç olmazsa. Ama o herife boyun eğmesi de kanıma dokunuyor. Vallahi madem bunu şart koşmuşlar, Cemre'si için kabul edecek. Numara çevirirse... Kuzey'i bu sefer kimse tutamaz, ben ondan korkuyorum. Yok, yok, yok. Her şey planlandığı gibi. Gidiyor yani Kuzey. Gitsin, gitsin. Yani onun için en doğrusu bu. Cemre belasından da kurtulmuş olur böylece. Aslında hepimiz için iyi olur. Burada kaldıkça onun başı dertten kurtulmayacak. Anladım. Can arıyor kesin, nerede kaldın diyecek. Alo. Günaydın. Günaydın. Ben de şimdi evden çıkıyorum ya, kusura bakma. Bütün gece komşu araziyle ilgili bilgi araştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Ben buldum. Öyle mi? Kimmiş? Melda Yalçın. Üstelik bu işte de yalnız değil galiba. Sen benimle gel, konuşacaklarım var. Siz gidin, hastanede buluşuruz. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ha? Barış Çakal'ın yeni bir ifade verecekmiş şimdi. Evet biliyorum, hastaneye gidiyorum işte ben de. Güney bana doğruyu söyledi. Simay'ın bu herifle ne işi var? Ne? Ne biliyorsan anlat bana. Uzun zamandır görüşüyor musunuz Simay'la? Hayırdır, magazin muhabirliğine mi başladınız? Barış Akmen, asabımı bozma da adam gibi cevap ver sorularına. Evet, görüşüyorum. Ne zamandan beri? Telefon kayıtlarında yok mu? Ne saçmalıyorsun sen? Hiçbir fikrim yok benim. Bir şey bilmiyorsun yani, öyle mi? Ya bilmiyorum tabii ki. Simay'la Barış ne alaka? Cemre evi terk ettiği dönemde ya da kısa bir süre sonra, tam tarihini hatırlamıyorum. Şirkete gelmişti Güney'i görmeye. Güney ona düzenli para veriyormuş. Herhalde yine aynı şey içindi. Çok öfkeliydim o zamanlar. Kuzey'e de, Cemre'ye de. Sonra bir şekilde beraber olduk. En son ne zaman görüştün Simay'la? Ya saçma saçma konuşma Kuzey ya. Bırak, hastaneye gidiyorum işte. Bak Cemre'nin bir an önce serbest kalmasını istiyorsan oyalama beni. Oğlum şş, adamı delirtmeden konuş. Zeynep görmüş sizin görüştüğünüzü. Sen benden bir şeyler saklıyorsun belli. Güney Bey. Ne Güney Bey lan? Ne Güney Bey? Tamam tamam, siz işinize bakın. Lan yanına gelirsem kırarım belini ha, antilop. Bir kez olsun beni yanılsan, şu kuzeyliğini göstermesen. Oğlum beni çıldırtmadan bana doğruyu söyle, tamam mı? Senin bildiğin bir şeyler var. Gel, gel. Ne istiyorsun? Anlatayım, git Simay'ın peşine düş, bunu mu istiyorsun? Hırsından yine git birilerinin ağzını burnunu kır, başını belaya sok, bunu mu istiyorsun? Oğlum lan gevelemeden söylesene, ne var senin ağzında? Evet, Simay'la görüşüyordum çünkü ona her ay para veriyordum düzenli olarak. Niye? Bir daha o yerde çalışmasın diye. O kadın yüzünden senin başın belaya girmesin diye. O batakhanelerden birinde başına ikinci bir Ferhat'ı sarma diye. Bunu mu istiyordun öğrenmek? Öğrendin. İnanmıyorsan git banka hesap hareketlerini kontrol et. Hı? Evet, Simay'la görüştüm en son. Çünkü buradan gitmek istediğini söyledi. Ben de ona yeni hayat kurması için gerekli parayı verdim. Karşılığında da bir daha senin karşına çıkmasın dedim. Bunu senin için yaptım gerizekalı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.